Merhaba İkizler Burcu. Bakalım Eylül ayında seni neler bekliyor? Size bazı mesajlar geliyor, içinizdeki sesten diyelim. Bazı mesajlar geliyor ama siz bunu dinlemekte maalesef ki dinleyemiyorsunuz. Çünkü kafanızda karanlık düşünceler varmış. Yani size gelen mesajları, gelen sembolleri, gelen işaretleri görememektesiniz. Çünkü kafanızda bazı karanlık düşünceler varmış ama bu düşüncelerin dağıldığının göstergesi. Size bir yol gösterici insan hayatınıza girecek. Bu bir erkek olabilir, bir kadın olabilir. Size bir öğretmen, bir eğitim almanız anlamına gelebilir. Bir şekilde kendinizi yolunuzu açacak bir insan karakter gelecek hayatınıza. Ve yaratımlarınız, belki bir yaratımlarınız var, kafanızda yaratmak istediğiniz, bir hayal ettiğiniz bir şey var ama bunları gerçekleştiremiyorsunuz. Bu gerçekleştirememenizin sebebi de dışarıyla alakalı değil. Tamamen kendinizle alakalı, tamamen kendi içinizdeki o sesle alakalı. Kendinizle bağlantıya geçemiyorsunuz ve ruhunuzdan gelen mesajları alamıyorsunuz bu ara. Bakalım buna çözüm olarak ne yapmanız gerekiyor? Tarot'ta değnek prensi anlamına geliyor. Yani bir harekete geçmeniz gerekiyor. Arzularınızın peşinden gitmeniz gerekiyor ve bir şeyler size mesaj geldiği zaman harekete geçmeniz gerekiyor ve burada değişime direnme görüyorum. Vermeye, hani her şey bana gelsin, ben bir şey vermeyeyim, bir şey yapmayayım. Vermek sürekli para vermek anlamında değildir. Yani bir güzel söz, bir şükür, bir teşekkür de vermektir. Ve siz bu vermeyi tuttuğunuz için, vermediğiniz için gerektiği yerde gereken ilgiyi, teşekkürü vesaireyi, şükrü. Ondan dolayı böyle bir enerjinize tıkanıklık var. Onun için de bu verme ilişkisini kalbinizi dinleyerek, size gelen mesajlara kulak vererek, ki bunda en güzel dua ve meditasyon halindeyken bu mesajlar gelir. Bunu dinleyerek bu mesaja karşılık verin. Yani herkese her şeyinizi dağıtın anlamında kesinlikle bir şey söylemiyorum. Bunlar zaten eğlence amaçlı okumalar. Ama ufacık bir sadaka bile bin tane bela def eder derler bizde. Dolayısıyla ve sadaka da her zaman için para olmak zorunda değildir. Bir insana verilen güzel bir iltifat da sadakadır. Dolayısıyla bunları değerlendirin. Yine bir kadın çıkmış. Bu bir su grubu kadın. Yengeç, balık veya akrep grubu olabilir. Bu Ariel kraliçesi de toprak grubundan, yani boğa olabilir, oğlak olabilir veya başak olabilir bir kadın. Yani bu iki kadının yardımını göreceksiniz. Hayatınızda size destek olacaklar. Aradığınız şey her neyse ve ben burada bir ilişki görüyorum. İlişki istiyorsanız ilişki hayatınıza çok yakın zamanda gelecek. Ve çok da mutlu ve güzel bir şey olacak. Ama dediğim gibi bu verme blokajını, yani bu sevgi verme de olabilir, ilgi verme de olabilir. Şu anda bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. Bu ilişkinin içerisinde istediğiniz ilgiyi ve sevgiyi de alamıyor olabilirsiniz. Ama bu verme blokajını siz açtığınız zaman karşılığını tatlanarak alacaksınız. İç sesinize kulak verin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım 1000 takipçiye ulaştığında canlı yayında sorularınızı cevaplayacağım. Onun için takip ederseniz sevinirim. İyi günler.